Şimdi örnek 2.7'yi yapalım. Örnek 2.7'de ne diyor? Arduino kartına 8, 9, 10, 11, 12 numaralı pinlerine led, 7 numaralı pinle buton bağlayınız. 7 numaralı pine bağlı butonu her basışta sırası ile 8, 9, 10, 11, 12 numaralı pine bağlı ledler yansın. Tüm ledler yandıktan sonra sönerek başa dönsün. Bende 4 tane led olduğu için çıkış ledi, onu 4 led'e göre uyarladım. Yine bir tane değer diye sayaç oluşturuyoruz. İçine değer olarak 0 atıyoruz. Aslında benim bu sayaçları değişmem lazım. Çok fazla değer dedirtiyor bana. Neyse. Daha sonra led D0'ı output, D1'i output, 2'yi, 3'ü output olarak atamışız. Birinci dijital input'u da input olarak ne yapmışız? Ayarlamışız void setup'ta. Şimdi yine if sorgularıyla gideceğiz. If sorgularında değer ve butonun durumuna göre V mantığı şart sağlanıyorsa bir sonraki led yanacak şekilde devam edeceğiz. Şimdi A0 oku demişiz. Digital read. Eğer butona basılmışsa ilk baştan başlıyoruz. Değer 0'sa ki öyle. Git led 0'ı yak. Led D0'ı yak. Tamam. Ve değeri 1 yap ki bu şartı oluşturduktan sonra habire döngü buraya girip durmasın. Çünkü 1 yaptıktan sonra o an butona hala halimiz basılı ama değer 0 şart sağlanmıyor. Bunu sanki bir yükselen kenar gibi kullanıyorum. Ve yükselen kenarda gidip birinci led'i yakıyorum. Daha sonra eğer demişim butondan elimi çektiysem ve birinci kez basılıp değer 1 olduysa butondan elimi çektiğimde de değer 2 yap demişim. Bir sonraki basış için 10'la ikinci basışta şuradaki basış birbirlerine karışmasın diye. Daha sonra demişim ki eğer butona ikinci kez basılıysa ve butondan elimi çektiğimde değer 2 olmuşsa ki oldu. Git led 1'i yak demişim. Daha sonra değeri 3 yap demişim. Yani bu sorguyu bir kere gerçekle, bir daha gerçekleme. Tekrar elimi butondan çektiğimde ve değer 3 ise değeri 4 yap demişim. Değeri 1 arttırmışım. Yine butona basmışsam değer 4 olmuşsa D2'yi yak demişim. Yani 3. ledimi yak demişim. Ve değeri 5 yap demişim. Elimi çekmişsem değer 5 ise değeri 6 yap demişim. Değer 6 ise ve butona basılmışsa son ledimi yak demişim. Hay yap. Ve değeri 7 yap demişim. Şimdi ledlerin hepsini söndürmem lazım. Elimi çekmişsem değer 7 ise değer 8 olsun. Yani en son resetten önceki butondan elimi çekme durumum. Ve digital read oku butona basılmışsa değer 8 ise artık tüm hepsini sıfırla demişim. Low yap demişim. Değeri 9 yap demişim. Niye? Şu durumda eğer ben tekrar sayıcı sıfırlarsam tak diye hala butonda elim. Şu şarttan led 1 hiçbir zaman sönmez. D0 buradaki. Üstünde 1 diye klemenslenmiş. Buradaki D0. Ne yapmışım? 0 yap demişim. Değeri 9 yap demişim. Butondan elim çektiysem değer 9'sa değeri artık 0'la ve bir sonraki butona basmada artık şu şart sağlanacağı için tüm ledler söndü. Butondan elimi çektim. Değer 0'landı. Bir daha butona basarsam değer 0. Program baştan şunları yakmaya devam edecek. Gönderiyoruz. Butona birinci bastım, 2, 3, 4, bir daha bastım, resetledi.